Sizdir. Bir, Saadet Partisi'ne örnek verdi Muratçım. Dedi ki Saadet Partisi diyor ki söylersek bizden kopya alırlar. Ne bileyim daha önce Devlet Bahçeli de öyle söylüyor. Yok yok. Yani başka muhalefet, muhalefetten o kadar çok şey beklememek lazım. Türkiye'de ters giden bir şey var. İktidar ve onu koruyanlar şunu bekliyorlar. Muhalefet neden proje ortaya koymuyor, fikir ortaya koymuyor, sorumlu hareket etmiyor. Bundan şikayet etmeyelim diyorum ben. Bak ben diyorum ki geçen hafta söylediğimi anlatabildim mi Muratçım? Geçen hafta da konu oldu ama. Şimdi ben diyorum ki muhalefetin iktidarda olduğu yerler var. Mesela Anakent Belediyesi İstanbul'u almak Türkiye'yi almaktır. Başkan Erdoğan'ın sözünü İstanbul'u aldıklarında söylediler. Dediler ki İstanbul'u almak Türkiye'yi almaktır. Türkiye'ye geliyoruz dediler. İktidar oldukları yerde lokal bazda gibi görünse de Avrupa'nın birçok ülkenin bütçesinden fazla bir bütçeye sahip olan İstanbul'da niye sorun çözemiyorlar? Niye oradaki sorun hususunu şuna bağlıyorlar? Bakın iki gündür İmamoğlu Sözcü'de konuşuyor. Diyor ki neye bağlıyor her seferinde? Önüm kesiliyor. Bana ödenek verilmiyor diyor. Bir tanesi de demiyor ki ya 50 küsür milyara yakın para almışsın. Verilmemiş mi? 20 milyar umut etmişsin, 25 milyar vermiş merkezi idare sana. Borçlanmayı misli misli aşmışsın. Ne verilmiyor? 400 bin dolara flamenko yapsın diye, para essin diye bir kadın getirebiliyorsun. Burada konser verdiriyorsun ama onun bedeline iki tane metrobüs alıp koymuyorsun. 2,5 senedir millet dert yanıyor. 30 tane metrobüs alıp koymuşsun. Bir tanesi daha 5. gününde iflas etti. Bugün de ortaya çıktı ki motorları küçükmüş, yeterli değil. İlmiş. O metrobüs şeyini o hattı hesaba katıyorsunuz değil mi? Hayır, ben şunu soruyorum. ben şunu soruyorum. Bu adamlar yerelde niye bir şeye çözüm üretmiyor? Üretemediklerinde de iktidar önümüzü kesiyor diyorsun. Yok. Şimdi de iktidar da benim önümü Batı kesiyor, ABD kesiyor şu hususta dediğinde bunu kabul etmiyorsunuz ama yerelde iktidarın önünü kesmesini kabul ediyorsunuz. Yani kabul ediyorlar diyeyim. Bu bir tezat değil mi? Tezattır ve yanlıştır. İktidarın da benim önümü yabancı kesiyor, dışarı kesiyor demesi yanlıştır. Muhalefetin de yerel yönetimde, bir şey söyleyeyim Muratçığım, yerel yönetimle ilgili muhalefet yanlış bir şey yapıyor. 21 Anayasası'nda zannediyorlar ki idare iki türlüdür. Bir merkezi idare var, bir de yerinden yönetim, yerel idareler var. Yerel idarelerde biz iktidar demiyoruz. O federal devletlerde söz konusudur. Tamam, belediyelerin tamamının %80'i. Büyükşehir onu dedi. Şey evet, dedi. Hayır. Büyükşehir farklı ama unutmayın ki büyükşehirin olduğu yerde bir eyalet yoktur. Olur. Bir özel yönetimi anayasada vardır. İsterseniz... Yerinden yönetimdir adı üstünde. Evet, peki. Büyükşehir. Onun için söylüyorum. Soruya gelelim. Dolayısıyla biz oturup topluma ne vermemiz lazım? Nasıl bir mesaj vermemiz lazım? İlla ki açık bulacak, eksik bulacak, yanlış bulacak, kavga çıkaracak 80 öncesi duruma gelmememiz lazım. Ha muhalefet bunu yapabilir. Ben diyorum ki muhalefet bunu yapabilir. Bakın altını çiziyorum. Muhalefet bunu yapabilir. Muhalefet çözüm getirmez, konuşur, laklak yapar, medyayı önüne alır, genel müdürle TÜİK'e önüne gidebilir, gelebilir, edebilir. Ama Avrupa'daki iktidardan insanlar, iktidarın iki sorumluluğu var. Hatta üç sorumlu var. İdari sorumlu var, cezai sorumlu var, siyasi sorumlu var. Bakanların cezai sorumluluğu var ama siyasi sorumluluğu yok. Şu andaki idari yönetimde söylüyorum. Bakanların cezai sorumluluğu var. Bazıları yanlış biliyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısının da cezai sorumluluğu var ama siyasi sorumluluğu yok. Çünkü parlamentodan seçilmiyor ve milletvekili milletten oy almaya gitmiyor. Kimin sorumluluğu var? Cumhurbaşkanı. Hem cezai sorumluluğu var düzenlemiş anayasada hem siyasi sorumluluğu var. Dolayısıyla biz siyasi sorumluluğu olanların merkezdekinden bahsediyoruz. Merkezi yönetimdekilerle yerel yönetimde birbirimize karıştırmamamız lazım. Merkezi yönetimden herkes ve muhalefet bir şey bekler. Gayet doğaldır. Bunu bir hesap sorma, bunu bir yanlış olma, bunun projesi yoktur muhalefetin demek doğru değil. Bu bizi bir yere götürmez. Bu muhalefetin bir çözümü yok, bir projesi yok, hiçbir şey yok. Karşı çıkıyor. Sözcü gazetesinde benim önümü kesiyorlar. Evet İmamoğlu diyor. Bir bilseniz benim önüm nasıl kesildi, benim ne edildi. Bu sizi başarısızlık yapmaya, başarısız olmaya, topluma hizmet vermemek için bir gerekçe değil Sayın İmamoğlu. Beni iktidar önümü kesiyor diyerekten. Bütçem var bir, yasayla yönetiliyorsun. Yerel yönetimler hepsi sadece büyükşehir değil. En küçük ilçe belediyesi ve belde belediyesi de belediyeler kanuna göre, yasaya göre düzenliyor. İşinizi yapacaksınız. Vermiyorsa, bakın buradan sesleniyorum. Vermiyorsa idari yargı yolu var. Peki. Belediyeler de ona idari yargıya başvurur. O haklarını almış olabilirler. Biz biraz, Sabri Bey sizin vasıtanızda şunu söyleyeyim. Biraz toplumda tansiyonu düşürmemiz lazım. Bak, bizim toplumumuzda tansiyon çok yüksek. Çok yüksek. Evet çok yüksek. İktidarla muhalefet birbirlerine tansiyonları yükseltiyorlar. Elektrik faturalarını ödemeyeceğim demek, ödemeyin demek
Tansiyonu yükseltmek değil mi? Ben bir söyleyeyim mi? Diyorum ki o bu muhalefetin bir görevi. Şovu. Tansiyonu yükseltmek. Evet tabii. Muhalefetin İktidara her şeyi yapabilir. Düşen ne? İktidar onun tansiyonunu düşürecek. Eyvallah diyeceğim. Hayır eyvallah. İktidarın eyvallah demesi yanlış bir şey değil Muratcığım. Hayır, çok hayır. Doğru bir şey. Yanlış olan bir mevzuya bile hayır, eyvallah yanlışa, diyecek. Tansiyon bak, yükselmesi. Bir yanlışa diye. Bir de suç olan konuya evet denilmez. Bu ülkede kutuplaşma var mı? Kutuplaşma olmamalı diyorum ben. Var ama değil mi? Ama olması zararlı diyorum zaten. Onu anlatıyorum ben de. Yani ittifaktan daha önce kutuplaşma gibi algılandı ama hocam, ben topluma diyorum ki bundan kutuplaşma olarak hocam, algılamayın. Ülkede, gelin bir birlikten yavaş yavaş bakın, biraz evvel Ekrem Bey dedi. MHP ile AK Parti birlikte bir hareket etsinler. Bu ülkede etsinler. Kutuplaşma yok. Bu ülkede eskiden bir kutup vardı. Sesi buradaydı. Böyle çıkıyordu. Bir kutup daha vardı. Sesi şuradaydı. Boyutu buradaydı. Böyle çıkıyordu. Şimdi bir kutup. Yani AK Parti'de hayat bulan kutup o diğer sesi çok çıkan kutuba yetişti. Şimdi o sesi çok çıkan kutup 28 Şubat'tan bugüne sesi daha evveliyatından sesi çok çıkan kutup kutuplaştık diyor. Hayır, senin sesin daha çok çıkıyordu. Şimdi benim sesim de daha çok çıkmaya başlayınca sen kutuplaştığımızı düşünüyorsun. Bırakın bir dakika. Olay bu. Kutuplaş.